Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bu derste aslında size template'in kullanımı ile alakalı yeni bir kavram göstereceğim. O da ne aslında? O da aslında şu. Şimdi gideceğiz bir IO stream ekleyeceğiz buraya. IO stream ekledikten sonra using namespace'imi yine ekliyorum bakın. Bu STD'yi hep neden ekliyorum? Bir daha hatırlatıyorum bakın size. Bu STD'yi eklemezsem ben çözünürlük operatörüyle STD'nin içindeki bütün fonksiyonları buraya tekrardan yazmak zorunda kalırım. Aslında bu yüzden ekliyorum. Otomatik olarak yazmamı mazur görün. IOStream'in içerisine eklenmiş bütün kütüphanelerin içerisinde STD'yi benim kullanma sebebim tamamen şundan kurtulma istemem. Cout'tan. Şimdi bakın. Bir kere önce şunu bir bakalım. Normalde mesela bizim bir fonksiyonumuz olsun burada. Sallıyorum. Bir funk'ımız olsun ve bu funk değerine biz bir integer bir değer girelim. Ya da bunun aslında içerisinde mesela sallıyorum bir boolean bir değer girelim. True olarak. Şimdi bakın. Ben burada bir template oluşturacağım. Ve bu template'in içerisine bir class T yazacağım. Bu class T'yi yazdıktan sonra da aslında gideceğim burada bir int size diye bir ifade yazacağım. Şimdi bakın ben buraya size diye bir ifade yazdığımda bu tanımlamayı ben yapabiliyorum. Neden yapabiliyorum biliyor musunuz? Void diyorum bakın mesela burada. Funk'ın içerisine gidiyorum. Bool atıyorum. Condition olarak bir tanım yapayım buraya. Ve bu tanımı yaptıktan sonra bakın bunun içerisinde gideyim bir for döngüsünün içerisinde integer i'den 0'a kadar i size'a kadar i artı artı deyip ben bunun içerisinde aslında ne yapabilirim? Bir cout'un içerisinde gidip şunu yazdırabilirim. İşte hello world yazısını yazdırabilirim. Şuraya geliyorum. Ve bunu yazdırabiliyorum arkadaşlar. Şimdi funk'a bakın biz burada t'li ve int size'ı tanımladığımız için aslında ne yapalım biliyor musunuz burada? Şunu yapalım. Gidelim bir kere if diyelim. Condition eşitse true'ya. Bir kere bu ifadeyi ondan sonra çalıştıralım. Şöyle alıyorum. Bunu yazdırıyorum. Aynı şekilde bakın. Ben buraya gelip eğer ki bu fonksiyonu kullanacaksam buraya bir tür olarak sallıyorum şu anda integer diyorum. Ve burada size olarak da 5 değerini veriyorum. Eğer ki bakın ben bunu yazdırırsam arkadaşlar bu condition'ın içerisinde 5 defa hello world yazıyor. Ama bakın dikkat edin ben buraya bunu verdiğimde 5 değerini verdiğimde ve funk'ı bu şekilde çalıştırdığımda bir değişken değeri atadığımda bakın hem buraya bir tane tür verebiliyorum. Hatta o türü nerede kullanalım? Şurada t ile kullanalım. Hem buraya bir tür verebiliyorum hem de gerçekten size değerini yani bunun ne kadar döneceğini verebiliyorum arkadaşlar ben bunun içerisinde. Bir template'in içerisinde. Bakın biz ne yapabiliyoruz burada artık? Demek ki bir template'te integer olarak bir definition yapabiliyoruz. Permitted diyorum bakın burada. Buna izin verebiliyor. Değerleyici aslında bunu yapabiliyor. O yüzden bakın ben geliyorum. Şu örneğimi alıyorum. Biraz çoğaltacağım şimdi bakın. Şöyle geleceğim şuraya. X diyeceğim. 7.1 olsun mesela bu. Bunu yaptıktan sonra bakın. Peki ben bu size'a default olarak bir değer atabiliyor muyum? Bunu bir deneyeyim. Tekrardan çalıştırayım bakın. Size bakın ben default olarak bir değer atayabiliyorum arkadaşlar. Burada. Bakın hello world hello world yazdırabiliyorum. O zaman bakın bir kere daha bunu alalım. Bu da kalsın. Şurada integer değer atanabiliyor. Ve aynı şekilde default parameter can be set diyorum bakın burada. Bunu da biz verebildiğimizi söylüyoruz burada. O zaman buraya geliyorum. Yorum satırı dağıtıyorum. Bakın bu kodları size paylaşacağım için şöyle -7.2 diyorum ve tekrardan bunu koyuyorum. Şimdi bakın biz int'e de aslında burada default bir tür atayabilir miyiz? Kesinlikle atayabiliriz arkadaşlar bakın. Şunu da silip burada bunu çalıştırdığımda bu true yine bu işlemi yapıyor bakın. Ya da bakın ben burada ne yapabiliyorum? Bir double'a sallıyorum burada. 5 ifadesini ben buraya verebiliyor muyum tekrardan? Verebiliyorum arkadaşlar. Bakın tekrardan bunların hepsini yapabiliyor. Peki ben bu ifadeyi burada double'la tanımlayabilir miyim? Bu atama işlemini. Tekrardan çalıştırıyorum bakın. Bunu yapamıyorum dikkat edin. Bakın floating point template parameter is non standard diyor. Bakın bu standartlarda olmadığını söylüyor aslında bize bunu.
O zaman biz buradan ne biliyoruz aslında arkadaşlar? Şunu bakın çok net bir şekilde biliyoruz. Bizim verdiğimiz bütün ifadelerin içerisinde bakın template'in içerisinde integer değerler aslında kullanmak zorundayız biz burada. Başka bir şansımız yok bizim bakın. Double bakın ben buraya versem bile bunun türünün içerisine bakın. Ben gidiyorum t'yi burada bir yazdırıyorum bakın. Cout diyorum. Gidiyorum t'nin türünü burada type id ile alayım. Ve bunu aldıktan sonra t'nin nokta name'i yazıyorum bakın buraya. Ve entley'i buraya koyuyorum bakın. Şöyle. Entley diyorum. Ve bunu çalıştırıyorum. T'yi bakın burada double olarak alıyor. Double olarak aldığını artart dediğim için aslında hep bunun değerlerini arttırabiliyor. Bakın bu for döngüsünün içerisinde bile biz aslında bunu kullanabilecek durumda oluyoruz arkadaşlar. O yüzden bakın biraz daha egzantrik bir hale getirelim bunu. Şöyle geliyorum. Şunları da yorum satırına alıyorum. -7.3 yapacağım bakın şimdi. -7.3 yapıyorum. Ve bunu standart olarak çalıştırayım. Peki şimdi buraya ben ne yazayım? Size func diye bir function buraya çağırmaya çalışayım. Ve bunu da gideyim. Integer'a geri dönen. Bakın. Integer'a geri dönen bir size func olarak burada tanımlayayım. Ve return olarak buraya sağlıyorum. 5 ifadesini ben koyayım. Hatta şöyle bir şey de yapayım burada. Cout diyeyim bakın. Size func is called yazayım. Entley'i buraya koyayım. Bu entley'i koyduktan sonra main'in başına bakın burada. Cout main is started diyeyim. Şöyle. Sadece buraya bakın func'ı ne zaman çağırdım. Size func'ı ne zaman çağırdım bunları bilmek için. Func is called yazayım. Ve entley'i de buraya koyayım. Bunları şimdi çalıştırıyorum bakın. Bakın arkadaşlar ben bunları çalıştırdığımda bu main is started yazısı burada başlıyor. Başladıktan sonra bakın main'in içerisine func is called yazısı çıkıyor bakın burada. Gördünüz mü? Func is called yazısı çıkıyor ama t'nin dev olduğunu söylüyor. Ama burada bakın dikkat edin. Size func is called yazısı zaten burada çıkmıyor arkadaşlar. Peki ben buraya 2 geçeyim. Şöyle. Tekrardan çalıştırayım. Bakın burada ne çıkmıyor hala? Func is called yazısının içerisine size func çıkmıyor. Şimdi bakın bu neden çıkmıyor biliyor musunuz? Şunu tekrardan integer alalım. Ben buraya 5 değerini verdiğim için aslında çıkmıyor. Şimdi bakın ben bunu siliyorum. Default parametreyi kullansın diyorum bu derleyici. Bu derleyici default parametreyi kullansın dediğimde dikkat edin bakın. Çalıştırıyorum bunu. Çalıştırdığımda observer diyor ki size func call to non const express function int size const diyor bakın burada. Call to non const express function int size const diyor. Şimdi bakın o zaman demek ki bunun değerini bizim ne yapmamız gerekiyor? Belki de const yapmamız gerekiyor. Constint'e dönebilir değil mi bu? Bence dönebilir. Tekrardan çalıştırıyorum. Allah Allah. Yine çalışmadı bakın. O zaman şöyle bir şey yapayım. Bu fonksiyonu da const yapayım. Tekrardan çalıştırayım. Bakın. Fonksiyonu const yap. Çalıştırdığında yine almıyor. Şimdi bakın dikkat edin. Normal function cannot have CV qualifier diyor. Yani aslında burada diyor ki bana adam. Ya diyor bak sen burada size func'ı çağırmaya çalışıyorsun diyor. Ama bu size func diyor hiçbir zaman için diyor burada çağrılamaz diyor. Yani ben atamayı aslında bir fonksiyonla yapmak istemedim. Derleyici bunu zaten yazamadığı için. Yani bakın bu. Template is bakın is possessed by compiler diyorum ya ben buraya. Bu zaten yazmadan yani runtime'da ben zaten bunu set edemediğim için bu bana hata veriyor. Bakın ben burada bir atama işlemini yaptım da bakın bu template'in içerisine zaten verip türünü belirlemek zorunda kaldığı için ben bunu zaten burada çağıramıyorum. Ama bakın zaten ben buraya gidip int'in içerisinde 6 değerini verirsem zaten bunu hiçbir zaman için çağırmayacağı için template bunu ignore ettiği için bu ifadeyi çalıştırabilecek duruma getiriyorum bakın. Size func'ı ben burada yapsam bile çalıştırsam bile aslında bu benim için geçerli arkadaşlar bakın. Aynı bu global bir değişkeni yaratıp global değişkenin içerisinde bir şey atamak gibi aslında. Peki şöyle bir şey yapsak olur mu? Const sallıyorum. Const demeyelim hatta. Int g diyelim buraya. Ve g'yi 0 olarak atayalım.
Bakın şimdi bu G'ye ben gideyim. Burada size function içerisine bir tane değer atayabilirim. Ama bakın şu G'yi ben buraya alıp şunu da koyabilirim. 5 diyeyim mesela buraya. Şimdi bakın ben bu size function expression must have a constant value diyor. O zaman bakın şöyle bir şey yapsam buraya. Constant G 5 desem ve bunu tekrardan çalıştırsam. Bakın burada bu çalışıyor mu? Çalışıyor ama 6 olduğu için çalışıyor. Peki ben bunu sileyim. Sildikten sonra bunu tekrardan çalıştırayım. Bakın bu derleme zamanına ait olduğu için yani hiçbir şeyi run etmek zorunda kalmadığı için bu G'yi yani global değeri ben buraya atayabiliyorum arkadaşlar. Çünkü bakın ben zaten bunu yapmak zorunda değilim. Bunu zaten derleme anında ne yapıyor biliyor musunuz? Gidiyor bu G'nin yerindeki her şey 5 yazıyor aslında derleyici. Ve template'in içine geçince önce bunu çalıştırıyor. Bunu çalıştıktan sonra bunun yerine koyuyor. Yerine koyduktan sonra bunu yapıyor. Ama bakın buradaki fonksiyonun dönüş değeri runtime'a ait olduğu için runtime has this function return value. This return value of function. Yani bu runtime'da zaten çalıştırabildiği için bu template'e ben burada şu anda atama yapamıyorum arkadaşlar. O yüzden bakın biz buraya sabit değişken yazabiliriz. Buraya double veya atıyorum başka bir parametre verebiliriz. Ama bakın buraya integer dışında hiçbir şey yazamayız. Buraya bakın hiçbir şey yazamayız aslında arkadaşlar. O yüzden bizim vereceğimiz ifadelerin içerisinde bu template yapısının içerisinde biz bunları zaten kullanmak istediğimizde hep şuraya bakın sabit değerler ya da constant yani derleyici tarafından ignore edilen değerleri bizim buraya koymamız gerekiyor ki bu zaten çalışabilsin arkadaşlar. Şimdi bakın bunu bir arada göstermek istedim. Çünkü bu bizim için önemli. Template'in içerisine biz parametre yazabiliyoruz bu şekilde. InsizeG gibi. Ama bakın bunları yaptıktan sonra bizim ne yapmamız gerekiyor aslında? Bunları da derleyiciye vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Ama bakın runtime'a dair herhangi bir şeyi bu template kalıbının içine koyabilir miyiz? Kesinlikle koyamayız arkadaşlar. O yüzden bakın bir sonraki örneğimde ben ne yapacağım? Gideceğim bir array sınıfı yazacağım. Bu array sınıfını da aslında size'la çalıştırmaya çalışacağım. Ve bu örneği tamamladığımda bizim elimizde general bir array sınıfının olmasını bekleyeceğim arkadaşlar.